Ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız hüzünlü olmadı. Olmayacak be güzel arkadaşım. Bizim ayrılıklarımızın sonunda bir ders bitti. Geçtiğimiz dersler gibi. Bizim ayrılıklarımızın sonunda konular bitti. Daha önceki konuların bittiği gibi. Şimdi bu dersin bitimiyle bizim ayrılığımızın sonuunda bu kamp bitecek. Kampla birlikte bu kitap bitiyor büyük güzel arkadaşım. Ama dedim ya bizim ayrılıklarımız üzünlü değil. Çünkü artık bu ayrılık üniversitenin kapısından girme vaktinin geldiğinin habercisidir. Hadi bakalım bu ders daha doğrusu bu kampın son dersi için. Ayrılık vakti için. 35. gün 35. ders için. Elimizde kalemler son kez önümüzde sıfırdan geometri kamp kitapları. Ve tabii ki son kez gönder. Çönder gelsin be hocam diyorum ve kareyi de anlatıp sana artık bu konuyu benim anlatacağım kısmı bitiriyorum. Kampı bitiriyorum. Seni bambaşka hayallere gönderiyorum. Şimdi geldik dedik ki son başlığımız kare. Aslında kare özel bir dikdörtgendir. Yani dikdörtgende ne anlattıysam her biri hepsi burada geçerli. Hatta hatta üstüne ek olarak şunu söyleyeceğim. Karenin tanımında diyeceğim ki Arkadaş bir dikdörtgen düşün. Evet bütün kenarları eşit olsun. Ha ona kare diyeceğiz. Zaten biz biliyoruz ki dikdörtgenden dolayı o zaman karenin de bütün köşe açıları 90 derece. Kenarları işte en büyük farkı dikdörtgenden birbirine eşittir. Köşegenleri birbirine ortalar. Zaten biliyoruz. Köşegenler dik kesişir. Evet hocam yeni bir bilgi. Güzel bir bilgi daha geldi burada. Köşegenleri açı ortaydır. Hmm, bu da yeni bilgi. Peki biz bunları nasıl kullanacağız? Bak dikdörtgende pardon karede köşegenleri çiziyorum ya. Birbirini ortalıyor ya. Evet hocam birbirine dik kesiyor dedik. Arkadaş Burası 90 derece. E ikiz kenar dik üçgenler oluştu. O zaman her bir açı kaçar derece oldu? 45 her derece oldu. Köşegenler gördüğün gibi aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Hem birbirini ortalarlar hem açıları ortalarlar. Yetmez bir ekstra bilgi daha vereyim. Eğer bizim köşegenlerden şu parçalardan biri A birimse ikiz kenardan ötürü diğeri de A birim. E 45 45 90 üçgeni. O zaman karenin bir kenarına geldi. A kök içi olur. Güzel. Bu bilgiyi de böylelikle vermiş olduk. Alanını mı arıyorsun? Ya kısa kenar uzun kenar yok. Bir kenarın karesi bize neyi verecektir? Diyeceksin ki alanı verecektir. Çevresi bir kenarın dört katı bize neyi verecektir? Tabii ki çevreyi verecektir. Bakma bunun burada kök ikili falan yaptığında illa kök ikili gelecek diye değil. Sadece o köşegenin küçük parçalarından biri kök iki daha doğrusu A olarak alınırsa benim çevre için bulduğum bir kenar uzunluğu A kök iki geldi. Tamam mı? Şimdi yavaş yavaş örneklerine girelim. Bütün özelliklerini kullanacağımız örneklere gelsin tek tek. <laughs> Şimdi ne var burada hocam? Bir kare var. Karenin buradaki bir kenarıyla buradaki bir kenar birbirine eşit. Hocam biri Anya'da biri Konya'da iki eşitlik varsa... Arkadaş kare değil mi bu? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değil mi? Evet o zaman burası da ona eşit. E hocam köşe açıları 90 dereceydi. O zaman buraya ne kaldı? E, 60 derece 60 90, 30 daha 90 yapıyor çünkü. E hocam burası da 60 derecedir. Hatta yetmez burası da 60 derecedir. Niye? Hem ikiz kenar 60 60 varsa o zaman o eşkenardır özünde. Alfa dediğim açı 60 derece. Peki gel bakalım. Hocam yine bir ikiz kenarı yakaladık burada. Harikasın. Yetmez. Karenin bir kenarına eşitliği verilmiş. O zaman o eşitliği buraya da taşır mısın bana? Galiba gördün ne demek istediğimi. Bak burası eşkenar üçgen. Evet hocam 60 60 60 60'ımı yazdım. E buraya ne kaldı hocam? 30 kaldı. 90'dan çıkarttım. E tamamı 180 olan üçgenin iç açılar toplamından 30'u çıkarırsam 150, 150'yi bölersem ne kalır? 75. 75 dediğim açı burasıdır. 75 dediğim açı burasıdır. Ya arkadaş karşılıklı kenarlar burada da paralel. Bir şey değişmedi. Alfa hala 75 derece. Gönder gelsin sıradaki. Hocam biri Anya'da, biri Konya'da iki eşitlik vermişin. Fark etmez. Bak bunlar verildiyse belli ki bir ikiz kenar geliyor bir yerden. Hocam bu bir kare olduğu için burası da eşit. Bak buradaki ikiz kenarı yakaladın mı? Hocam burası 10 derece ise burası da ona eşittir. Yani burası da 10 derecedir. Bitmedi. Hatta hatta bak burada da yine bir üçgenimiz var. Güzel. Onu da yakalayın. Burada da eşitlik var. Burası alfa artı 10 ise burası da alfa artı olur. Bitmedi. Hocam burası 90 derece. Ee buraya 10 dedik. Buraya 10 dedik. Toplamı 20 yaptı mı? 180'den 20'yi çıkarttın ne kaldı? 160. 160'ı 2'ye böldün ne oldu? 80 derece yaptı. Bir dakika. Niye 2'ye böldüysek bölmeyeceğiz ki? 2'ye bölmeme gerek yok. Yani şuradaki açının tamamı kaç derece? 160. E 90'ını buraya kullandım. Buraya kalan parçayı sen söyler misin bana? Hocam, oraya kalan parçamız bellidir. Bak 160 90 buraya ne kalır? 70. Şimdi diyorum ki bak üçgenin iç açılar toplamı e 2 tane alfa artı 10 artı 70'in cevabı neye eşit? 180'e eşit. 70'i karşıya attım ne kaldı? 110. 110 2 tane alfa artı 10'a eşit. Yani alfa artı 10 neye eşit? 55'e. 10'u aldım karşıya attım. Bana ne kaldı? 45. Doğru cevap. 45'tir dedim. Vurdum cevabı 45'e. İkinci adım. Geçeceğiz adım adım tane tane anlayarak öğrenerek. Son ders olsa da böyle. Hocam köşegen karede açıları ne yapar? Ortalar. 45 dereceyi tam ortadan pardon 90 dereceyi tam ortadan ikiye böldüm 45 derece. Güzel. Yola devam. Bir an ya biri Konya iki eşitlik varsa artık ben söylemiyorum. Sen kaçıncı derse geldin? 35. ders. Dersin ki ikiz kenar geliyor hocam. Al sana ikiz kenar. 90'dan Neyi çıkardım? 20'yi. Ne kaldı geriye? 70. Neresi 70 burası? 70 70 ne yaptı hocam? 140. Tamamı neydi? 180. Çıkarttım geriye ne kaldı? 40. Neresi 40 derece? Burası 40 derece. Alfa 40 derecedir. Vurdum cevabı geçtim. Burada ne var? Eşkenar üçgen hocam. Ne güzel vermişsin ya. Bütün açılar birbirine eşit hocam. Yetmez. Bak özellikle aslında kenar uzunluklarından faydalanıp bunu bulmanı istiyorum. Bak hepsi çift çizgi. Burası kaç derece? 30 derece. Tamamı 180 üçgenin. E, 30'unu kullandın. 150 kaldı. Burası alfa ise burası da alfa. Yani 150'yi 2'ye böldüğün cevabımız ne geldi? 75 derece. Bir sonraki. Hocam burada da eşkenar üçgen var. Yakaladın sen onu. Sadece orada değil. Bak burada da aynı zamanda ne var? İkiz kenar var. Burası 60. Burası 60. Evet hocam. Buraya ne kalır dedik? 30 kalır dedik. Daha az önce yukarıda vak yaptım orayı. Ne geldi hocam burası? 75. Ne geldi hocam burası? E 75. Şu ikisinin toplamı ne yaptı? 135. E tamamı 180. 135'i çıkarırsam burada ne kalır? Şurada 35. Ben dakika iç işte yaptı. 45 derece özür dilerim. Şurada ne kaldı? 45 derece kaldı. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir soruyu daha böylelikle bitirdim. Geldim beşinci soruya ama çok benzerini çözdüm için artık bir de son kampın son videosu artık senden ellerinden öper bu ellerinden öper. ÖSYM sorar. Güzel bir soru, zorlayacak bir soru. Şekil 1'de evet ABCD karesindeki AED üçgeni DE doğrulusunda O ok köşesinde katlanıyor. Tamam. A noktası BD köşegeni üzerinde şekil 2'deki gibi A üssü noktasına geliyor. Şekil 2'deki EBD üçgeni EBD üçgeninde katlanıyor buraya geliyor. Güzel şekil 3'teki gibi oluyor. Şekil 3'teki E üstü DC açısı kaç derecedir? Yani şuradaki açıya X diyor bana bu X açısını söyler misin? Söylerim. Söylerim söylemesini ama hatırla biz bu tarz katlama sorularında önce ne yapmamız gerek diyorduk. Hocam şeklin ilk halini çiz. Çizdim. Şeklin birinci katlaması var, ikinci katlaması var, üçüncü katlaması var. Bak bunu buraya katlıyor. Bunu alıyor buraya katlıyor. Doğru mudur? Bu parçayı da alıyor buraya katlıyor. Yani aslında her katlama bize ne oluşturuyor? Açı ortayı oluşturuyor. Bak oluşan açı ortaylara bak. Bunu aldı buraya katladı. Bunu aldı buraya katladı. E demek ki bu üç açı burada parçalanırken eşit bir şekilde parçalanıyor. Yani görebildiysen ne mutlu. Şimdi şunları bir sildeyim. Dedim ki arkadaş bu arkadaşım nedir benim? Köşegendir. Köşegenler ne yapar? 45-45 tam ortadan ikiye böler açıyı. Hocam şuradaki iki açıda ki her birine y açısı dersem. 2 tane y açısı kaç derece geldi? 45. Y açısı kaç derece olur hocam? 22,5. Peki sen söyle. Burası nokta ve burası da tamamı kaç derece? 45. E noktaysa orası y. Yani açılardan biri 22,5, diğeri x. Toplamı 45 ise x'in cevabı da yine 22,5 gelmez mi? 4 işlem de mi? Bu 4 işlem değil. Bu zorlayıcı bir 4 işlem en azından 4 işlemse tamam. Hadi bakalım. Sıradaki soru için açtık ama ikinci adım geldi. İkinci adımda da nasıl dikdörtgenin, nasıl paralel kenarı, nasıl eş dörtgenin içerisine biz böyle bir dikme attığımızda ya da bir dik üçgen oluşturursa dedik ki orada bir hipotenüs var. İşte alt kenarı, üst kenarı kullan o hipotenüsü taşı. Öyle demedim mi? Mesela bak uzun ki daha doğrusu karenin bir kenarı A artı B olsun. Tam B'nin oradan parçalarsan buraya A kalır. Şurada hipotenüs yaparım. Derim ki C kare eşittir. A kare artı A artı B'nin karesi. Ya da ben buradan çektim hocam D doğrusunu. Fark etmez. Eğer sen bana parçalı olarak verdiysen ben o parçaları aşağıya taşıyabilirim. Eğer şu parçada C verildiyse bak burası yukarıdaki şuranın tamamı B'ydi. B'den C'yi çıkardım. Bak buraya B eksi C kaldı. O zaman bu üçgende yine hipotenüs yaparım. Hocam köşegenler verildi. Köşegenin yanından dikme atıldı. Hiç fark etmez. Hipotenüsü gördüğünde sen bu sorunun cevabını görürsün. Hocam köşegen dışarı doğru gitti. Fark etmez. Dik üçgeni gör. Soruyu çöz. Hipotenüs abi bu soruların hepsi. Bak mesela. Nerede hipotenüs? Göster bak. Hocam hipotenüs yok burada. Var bir yerlerde. Bak burada ne var? 13. Burada ne var? 5. Hocam burada dik üçgen. Hipotenüs 5. 12, 13 üçgeni. Dik üçgen. Geçtim onu. Karenin bir kenar uzunluğu 12 çıktı ya. Bak 12 burası. Hocam tamamı da 12 buranın. E 3'ünü kullandık. Buraya ne kaldı? 9. Şimdi sen söyle özel üçgen. Neydi bu? 3, 4, 5 üçgeni. 3 ile çarptım 9, 3 ile çarptım 12, 3 ile çarptım 15. Kim yok? 15 yok. Demek ki hipotenüs 15. Bu kadar. Hocam son ders. Çok kolay geliyor ama bunlar. E gelecek. Sen buraya kadar ki bütün geometri bilgini kullanıyorsun aslında. Mesela buna bak. Hocam 16 var orta. Bak köşegeni çekmiş ya. Diğer köşegeni ben çekiyorum. Diyorum ki köşegenler birbirini ne yapar? Ortalar. Hatta hatta şuradaki parçalar karede birbirine eşittir. 16 tamamıydı. Buraya ne kaldı? 8. Buraya ne kaldı? 8. Peki burası aslında özünde yine bir dik üçgen midir? Evet. 8, 15, 17 üçgenini biliyorsun. 8'i kullanmış, 17'yi kullanmış. Kimi kullanmamış? 15'i. Yani 15, 8 artı x'e eşit. X'in cevabı tas tamam ne gelecektir? 7 gelecektir. Vurdum cevabı 7'ye. Bak yine çok benzer. Yine aynı tarz çözmeni istediğim soru. Oradaki dikliği çözebilmenin tek yolu köşegeni çekmek. Köşegeni çektim. Hocam tamamı kaç birim? 16 birim, değil mi? 16'nın yarısı kaç hocam? 8 birim. Yarısı kaç? 8. Şurası kaç? 8. Buraya ne kaldı hocam? 6 birim. Peki sen söyle. Burada hipotenüs yapalım. 6 8 ne üçgeni var? TAS tamam 13 üçgeni var. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir soru daha biter ama her zaman yaptığımız gibi önce ödev sorularını bitirelim beraber. Karenin köşegenleri ve Pisagor demiştik soruları çözerken. Birlikte çözmeye devam. Hocam 6-2 daha 8 karenin bir kenarıdır. E biz burada hipotenüs yapabilir miyiz? Yaparız ne var? 6-8 sen tamamla. 10 var hocam. Doğru cevap o. Yapıştır. Gelsin. Hocam burada 5 var. 15 var. 9 var. Bir dakika dur. 9 ve 15 var. Neydi bu? 9, 12, 15 üçgeni. O zaman burası kaç? 12. E, güzel. Hocam bunun tamamına kaç diyorsun yani? 12 12'den 5'i çıkarırsak ne kalır hocam? 7 kalır. 7 de bizim aradığımız cevaptır dedim. Vurdum cevabı 7'ye. Haydi gelsin sıradaki soru. Bak burada çizimi başka yerden çakman gerekiyor. O x illa o dik üçgenin içerisine girecek. Bak 12'yi buraya yazdın mı? 4'ü yukarıdan aldım buraya yapıştırdım mı? Hocam bir kenar uzunluğu 12 birimdi. 3 burada, 4 burada 7 yapar şuradaki parçaya kaç birim kalır? 5 birim kalır. E bu yeşil üçgende özel bir dik üçgen. Kenarları özel. 5, 12, 13 üçgeninden doğru cevap C seçeneği. Yine köşegen sorusu. Köşegeni çiziyorsun. Tamamı 8 birimdi. Şu parçaların her biri kaç birim? 4 birim. İzle. Burası da 4 birim. Buraya ne kaldı hocam? 3 birim kaldı. E ne üçgeni var? 3, 4, 5 üçgeni ki doğru cevap A seçeneği gönder gelsin yeni soru hocam yine köşegen sorusu ayıpsın halledersin hocam ortaladı 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 her birine ne yazdık 5 birim yazdık hemen geldim şuraya baktım köşegenler birbirini dik kestiği için burada ne var dik üçgen var e 5 13 ne üçgeniydi 12 üçgeniydi Kısaca 12'den 5 çıktı. Yine 7 kaldı. Aradığım X cevabı 7'dir dedim. Gönder gelsin sıradaki soru. İnanılmaz hızlı gidiyor. Çerez niyetinde sorular çünkü bunlar. Şekil 1'de kenarı 5 birim olan 2 tane eş mavi ve pembe kartonlar verilmiş. Mavi kartonun B köşesi B kartonunun F köşesi ile çakışacak şekilde B ile F bak çakışacak şekilde. Şekil 2'deki gibi üst üste geliyor. BK uzunluğu 4 birim olduğuna göre şurası 4 birim. E hocam sen bir kenara 5 birim demiştin. Bak bir tane kenar 5 birim. AL bölü AL dediğim yer burası. LD dediğim yer burası. Bunların oranını buldum. Bulalım hani Allah. Bak şimdi. Hocam BC'nin tamamı 5 birimse şuradaki bir parça kaç birimdir? 1 birimdir. Peki baktım başka ne yapabilirim diye. Şunu yapabiliriz. Şuradan aldım yukarıya taşıdım. Şuradan dikmeyi çaktım. Hocam dedim Şunun uzunluğunu bulamaz mıyız? Buluruz. Neden? Çünkü burası karenin bir kenarının uzunluğu. İçerisine yerleştirmişim ya. 5 birim. Peki söyle bakalım. Burada özel bir dik üçgen oluştu. 4, 3, 4, 5 üçgeni. Burası 3. Üç. Hocam tamamı 5'ti. Buraya ne kaldı? 2. Hocam bak buradaki üçgenle buradaki üçgen sanki benzer üçgenler. Hatta burası nokta açısı. Burası çizik. Hocam burası karenin bir kenarı. Çizik orada. Nokta burada. Çizik burada. Çizığın karşısında 3. Çizgin karşısında bilmiyoruz. Hadi gel oraya y diyelim. Eşittir. Devam ettim. Noktanın karşısında 4. Hocam burada noktanın karşısında 2 var. Bak aslında 1'e kaç oran var? 2 oran var. O zaman şuradan şurası nedir? 3 bölü 2 birimdir. Bitmedi. Hocam şurası kaç birim? 1 birim. Buranın tamamı ne yaptı? 3 kere 1'ü pardon 2 kere 1 2. Şuradan 3 daha 5 bölü 2. E tamamı 5 birimdi. Bak buradan burası 5 birimdi. Şurası 5/2 birim. O zaman buradaki parçaya da 5/2 kalmaz mı? Kalır. Biz A'le A'yi AL 5/2 bulduk. L de evet onu da 5/2 bulduk. Cevabımız yalnız sadece tek başına 1'dir dedim bir soruyu davet. Ey maşallah diyorum. Kampın adım adım sonuna doğru gidiyoruz. Yepyeni bir sayfayla, yepyeni örneklerle geleceğim karşına. Hemen şunu bir ayarlayalım bakalım. Üçüncü adıma geçeceğiz. Üçüncü adımda da yine anlatım föyümüz tarafına... Bir dakika geçememişiz. O tarafı da açtık ha. Özel üçgen ve öglit uygulamaları da yine nasıl ki bir paralel kenarın içerisinde, nasıl ki dikdörtgenin içerisinde denk geldi. Burada da gelmek zorunda. Bu 45'ler bir kere 45-45-90 ikiz kenar üçgeni gelecek. Bu bir aradan parça aldıysa mesela bir 15 verdiyse bil ki 30, 60, 90 üçgeni bağıra bağıra geliyor. Bir parça 15 verdiyse korkma. Zaten 45, 45, 90 üçgeninden 60, 30, 90 üçgeninin denk gelebileceğinden bahsettik. Bir şeyden daha bahsedelim. Biz iki tane diklik yakaladık mı ne diyorduk? Öglit. Dikkat et yine karenin içerisine öglit oturtabilirler. Dikdörtgen sorularında çok fazla öglit sorusu çözmüştüm hatırla. Yine benzer olabilir yani. Hocam burada ne yapacağım? 4 kök altı var. Burada x var. Tamam. Burada 30 derece var. Hocam özel üçgen geliyor sanki değil mi? Nereden geliyor? Çek bakayım bunu. Çektim hocam. Çek bakayım buraya dikmeyi. Çektim hocam. Buraya kaç derece kaldı? 15 derece. Burası kaç derece hocam? 45 derece. Burası kaç derece? Burası da yine kaç derecedir? 45 derecedir. Onu da bir yazalım o tarafa. Hatta hatta şuradaki parçaların her birinin uzunlukları birbirine ne olmak zorunda? eşit olmak zorunda. Hop yanlış yerden çektik. Buradan çözemedik ki bunu. Bir dakika dur az kalsın patlıyorduk bizde Arkadaş diyorum ki burası kaç derece? Hocam 60 derece. Burası köşegen buraya kaç kaldı? 45 derece. Burası kaç derece? 75 derece. Hocam buradan gelmiyor. Nereden çözeceğiz? O zaman diyorum ki gel şuradan bir tane dikme atalım. Bak 4 kök 6'yı bana hipotenüs yaptıracak dikmeyi attım. Evet hocam. E burası kaç derece? 45 derece. Burası kaç derece olur o zaman? 45 derece. Burada ikiz kenar bir dik üçgen elde ettik mi? Hipotenüsü 4 kök 6 ise onu kaça bölersin? Kök 2'ye. Böldüğünde geriye ne kalır hocam? 4 kök 3. Neresi 4 kök 3 burası? Neresi 4 kök 3 burası? Hocam burada da 30 60 90 üçgeni kaldı. Özel bir üçgen var elimizde. Ve 60'ın karşısı 4 kök 3 ise biz onu ne yaparız kök 3'e bölersek eğer 30'un karşısını buluruz. Burası 4. E biz x'in cevabını istiyoruz. 2 katı nedir? 8'dir dedim 30 60 90 üçgeninden. Güzel. Hatta bir tık sert bir soruydu. Şimdi baktım burada ne yapacağız? Adeta köşegeni çiz diye soru bana yalvarıyor. Diyor ki köşegeni çiz, burada bir tane dik üçgen oluştur. Şu dik üçgenden galiba sonuca gitmeye çalışacağız. Peki elimizde başka veri ne var? Hocam köşegen tam ortadan açı 2'ye ayrılır. 90'ı 2'ye böldüm 45. Şuradaki parçası nedir? 30. E buradaki parçası nedir? 60. 30'un karşısında ne var? 4 kök 2. 90'ın karşısındaki nedir? 8 kök 2'dir. Yani benim hipotenüsüm 8 kök 2 ise benim dik kenarlarımdan biri 8'dir. Diğeri de 8'dir. E x'i sordun. E 8 zaten olay mevzu bu. Burada ne var? Öglit, öglit, öglit. Neden hocam? İki tane dik gördümü mü bastır ögliti. Ne yapıyorum? Bu arkadaşları çarpıyorum. 36'nın yani e, neye eşitliyorum? 6'nın karesine eşitliyorum. 36 eşittir 9 çarpı y ise y'nin cevabı 4'tür hocam. E y'nin cevabı 4 ise 9 4 daha bizim karenin bir kenarı ne çıktı? 13. E 6'sını burada kullandın. Desen ki burası 7 olsun. 7, 6 daha 13'tür dedim. O zaman x'in cevabı 7'dir dedim. Vurdum ama bitmedi. 3 tane daha test sorum var burada. Bunları da tamamlamamız lazım. Yine bak burada bir diklik var. Burada da bir diklik var hocam. Belli ki öglit geliyor gibi ufaktan. Hatta hatta buradan 6'yı indirdim. E bu bir kare olduğu için şuraya da 6 yazdım. Dedim ki geldi öglit. Yani 6'nın karesi ise 36 eşittir. 4 çarpı x artı 6. Şurada kaldı 9. X'e ne kaldı? 6'yı karşıya attım 3 kaldı. Vurdum cevabı gönder gelsin dedim. Yine bir tık bizi zorlayacak bir soru ama güzel bir soru. Dik, dik var hocam. Tamam. Bu arkadaş karenin bir kenarına eşit. Ya biri Anya'da biri Konya'da iki eşitlik varsa ikiz kenar vardır demedik mi biz? E hocam burası da ikiz kenardan dolayı böyle olur. E İkiz kenarda tabana atılan dikme tabanı iki eşit parçaya bölerse şu parçanın uzunluğunu da biz keza yine ne yazarız? X artı 1 yazarız hocam. Onu da yazdım bitmedi. Dedim ki gel bana ögliti göster. Bak dikten dikindim. Ne diyorum? Hipotenüs diyorum. Ne daha doğrusu hipotenüs diyorum. Yükseklik diyorum. Yani 2 kök 3'ün karesi tabandaki o parçaların çarpımına eşittir. İkinci dereceden denklem geliyor. Hazırlıklı ol. Şurası 12. Burası x kare artı x. Herkesi bir tarafa toplarım. x kare artı x eksi 12'nin cevabı 0. Çarpanlarını ayırırım. 4 kere 3 12. buna artı buna eksi dedim x'in cevabı ya eksi 4'tür ya da artı 3'tür. Bir kere negatif olamaz. Onu hele. O zaman x'in cevabı nedir? 3'tür. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir soru daha bitti. Yine bağıra bağıra diğer köşegeni çiz diyor soru. Neden? Hem köşegenler birbirini ortalıyor hem de açısal olarak ortalıyor. Yani bak buranın tamamı 45 şuradaki parçaya kalan 30 derece. E burası 60 derece. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşı onun yarısıdır 3'tür. Hatta şuradaki uzunluk 3 kök 3'tür. E buradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit değil mi? Yani burası da 3 kök 3 değil mi? X dediğin sayı enteresan bir sayı ama olsun 3 kök 3 eksi 3'tür dedim. Doğru cevap. E seçeneği bir adım daha bitti. Dördüncü adıma doğru yol alıyoruz. Peki dördüncü adıma geçmeden gel önce testimizi bitirelim. Bak bizim için diğer köşegen çizilmiş. Hatta hatta burasının 30 derece olacağını gör getiriyor soru. Gördük hocam. Güzel. Şurası 6. Niye? Eşitlikten dolayı. Burası ne? 60 derece. 60'ın karşısı 6. 6'yı kök 3'e bölersem 30'un karşısını bulurum. Onu da yine eşleniyle çarpıp sadeleştirdiğimde 2 kök 3 neresidir? Burası. Hocam buradaki x'i soruyor ama. E 30'un karşısı 2 kök 3 ise 2 katı 4 kök 3'tür. Doğru cevap D seçeneği. Geldim buraya. 30 derece burada. X daha doğrusu 6 kök 2 burada. X burada. Soru adeta yalvarıyor. Hani az önce nereden çekmiştik o dikmeyi? Buradan çekmiştik hocam. Dikmemi attım? Dedim ki köşegende birbirine ortalar. Şuralar 45 derece. 6 kök 2 burası 6 burasıdır 6 burasıdır. Yetmez. Şuraya ne kalır? 60 derece. E burası 60 derece. Burası 30 derece. 60'ın karşısı 6 ise kök 3'e bölersen 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 30'un karşısı gelir mi? Ama biz bunu istiyoruz. 2 katı nedir? 4 kök 3 ile cevap yine C seçeneği. Nereden çekiyorsun sen söyle. Artık ben söylemeyeyim. Çok net görüyor olman lazım. Aynen öyle buradan. Hocam 45 tamamı buraya ne kaldı? 30. E özel üçgen burası 60. 30'un karşısına 4 yazarsan 90'ın karşısına ne yazarsın? 8. E burada ikizkenar kenar dik üçgenler var. X'i kök 2 ile çarpınca 8 yapıyor. Yani 8'i kök 2'ye bölersen X'i bulursun. Aşağıdan 2 geldi. Bunlar sadeleşti. 4 kök 2. Doğru cevap B seçeneği. 3 bitti 4 altındaydı. Onu atlamayalım. Öglit var çünkü burada. Hocam 8'i 2 tane yaptı. 10 yaptı. Bekle. Şu arkadaşı aldım. Bu tarafa taşıdım. Hocam şuradaki parça 8'dir. Buradaki parça 2'dir. 2 kere 8 16 burada da diklik olduğu için burası karekökü 4'tür. E bir kenar uzunluğu 10'sa 4'ü burada buna ne kaldı? 6 kaldı. Bir soruda abi bitti. Yapıştır gelsin. Hocam övgületi görmedim dersem ayıp olur değil mi? Vallahi ayıp olur. Bak burası karenin bir kenarı 6 değil mi? Burası da karenin bir kenarı 6 değil mi? Şurası 3 Burası 6 artı x. Bu taraf 6'nın karesi. Burası 3 çarpı 6 artı x. Sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 12. 6 artı x'e eşit. x'e ne kaldı? Tas tamam 6. Bir soru daha tokatladık gönderdik. Geldik ÖSYM e sorar sorumuza. Şekil 1'de bir kenarı 4 birim olan ABCD karesi köşegeni doğrultusunda şekil 2'deki gibi iki parçaya ayrılıyor. Yani tam ortadan ikiye bölünüyor. Şöyle düşün 45-45 o 4 orada o 4 burada burası 4 kök 2. Hatta hatta bak 4 kök 2. Efendime söyleyeyim şurası 45 derece şuradaki küçük açı 45 derece kalsın. 15 derece şeklinde verilmiş tamamdır. D, D üst noktaları arasındaki uzaklık ne kadardır diye bize sormuş. Bak bir de şunu görebiliyorum. Hocam burası köşegen. Burası köşegen o yüzden bunlar birbirine eşit. 45 15 daha şurası kaç derece hocam? 60 derece. E ikiz kenar üçgende 60 derece ise tepe açısı. E diğer açılar da 60 derece. Otomatikman bu nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar bir üçgen. Yok artık. Ya 4 kök 2 direkt cevap geldi. Adeta işlem yapmadan cevaba gittik. Şimdi benzerlikle ilgili sorulara geldik. Dördüncü adımdayız. Altıncı adımın sonunda da bitiriyoruz zaten. Karede dik üçgenlerin açılarına A artı B 90 derece olacak şekilde isimlendirme yapılır. Biz tıpkı dikdörtgende yaptığımız gibi işler buradan 90'dan A B'ye geçeriz. Ya da köşe açısından A B'ye geçiş yaparız. İki üçgende açı açı benzerliğinden soruyu çözeriz. Bazen eşitlikte gelebilir o ayrı mevzu. Mesela bak bakalım buradaki sorulara. Hocam şurası eğer nokta açısıysa burası cızık açısıysa nokta çizik evet 90 derece. Burası 90. Burası nokta. Burası 90. Burası çizik. Nokta çizik kaldı hocam. Peki özel üçgen var burada. Bu özel üçgen kimdir? Ne bu? 12. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. 16. 5'in 4 katı. 20. 16. Peki burası 16 tamamı. 12 burası. 16 tamamı dedin hocam buraya ne kaldı? 4 kaldı. Benzerliğe bak şimdi. Noktanın karşısı 16. Noktanın karşısı 4. Yola devam ettim. 90'ın karşısı 20. 90'ın karşısı x. E soruyu bitirdik. 4'e böldüm 4. Bir daha 4'e böldüm 5. İçini dışını parçaladım. x eşittir 5. Nasıl geldik buraya kadar? Bir kolonya ister miyiz? Biz bir kendimize gelelim mi? Ne dersin? Hadi bakalım. Hadi bakalım son ders. Artık buraya kadar sabretmişsin. Getirmişsin. Bu dersin sonunda birlikte getiriyoruz. Kitabı bitiriyorsun. Kolay mı be? Koskoca bir geometri kitabını bitiriyorsun. Bundan daha iyi ne olabilir ya? Vallahi bundan daha iyi, ne olabilir sen söyle artık ya. Bak bakayım buraya ne var burada? Öglit. Nerede öglit? Ben göremedim. Benden önce gördü helal olsun. Bak. Vay helal. Burası kaç? 9 hocam 4 kere 9 36 güzel. 6 9 öyle bir üçgen yok. Oradan gel be. Ya da oradan gel çünkü başka nasıl gelsen değil mi? Başka bir yerden gelemem. Bir bakalım bakalım belki gelirim. Nokta açısı, çizik açısı. Buraya ne kaldı çizik? Çizik açısı. Burası 90 derece zaten. Buraya ne kaldı? Nokta. Şimdi 90 derecenin karşısı karenin bir kenarı mı? Evet. Yine 90 derecenin karşısı karenin bir kenarı mı? Evet. O zaman içerisini sarıyla boyadığım üçgenler ya da birini sarı birini yeşil boyadığım belli olsun eş üçgenlerdir arkadaşım. Ha, açı açı benzerliğinden açı kenar açı eşliğinden diyelim eş üçgenlerdir. Madem eş üçgenler o zaman ne diyeceksin burada noktanın karşısında 9 var hocam. Aynı şekilde burada da noktanın karşısında kaç olmalı? 9 olmalı soru bitti zaten bak direkt noktanın karşısına soruyor. Anlaştık mı? Güzel soruydu. Hocam Öglit. Nerede Öglit var? Öglit mi Öglit görmüyorum ben. Uydurma hemen. Peki ne var? 4 var. 8 var. Hatırla şöyle bir üçgen anlatmıştım ben sana dik üçgende. 1 var. 2 var. Kök 5 var demiştik. Bak 1'in 4 katı. 2'nin 4 katı. O zaman 4 kök 5'tir burası. Hani her birinin 4 katını al. 4 kök 5. E karenin bir kenarı 4 kök 5 hocam. E burası da 4 kök 5 olur. Aynen orası da 4 kök 5 olur. Peki biz nereden gelebiliriz diye şöyle baktım. Şurada bir dik üçgen var. Ama bu dik üçgenden beni cevaba götürecek yer gelmedi açıkçası değil mi? Şuradan x'i bulur muyuz diye baktım. Aa, oradan gelmez. Ama ama dedim. Noktaya çizgi. Noktaya çizgi. Benzerlik yaparım. Çizginin karşısı 4 kök 5. Çizginin karşısı 8. Biz neyi arıyoruz? 90'ın karşısı. 90'ın karşısı x artı 4 90'ın karşısı yeniden 4 kök 5. İçler dışlar çarpımı. 8 çarpı x artı 4. 4 4 çarpı 16 yapar. Kök 5 de kök 5'i çarptım. 5 yaptı. Şunlar sadeleşti. 2 kaldı. x artı 4 10'sa eğer x'in cevabı 6'dır dedim. Mükemmel soru çözük. Vallahi güzel soruydu. A, C, D kare. D, de bir kare olduğuna göre X nedir? Bakalım. Hocam bu kare mi? Evet. Burası da kare. Burası da kare. O zaman bunlar 90 derece. Güzel. Hocam burası noktaysa burası cızgıdır. Burası 90 derece olduğu için burası noktadır. Burası da cızgıdır. Bu da kabul. Eğer ben şuradaki uzunluğa Y dersem şunların her birinin uzunluğu Y'ye gelir mi? Gelir hocam. O zaman derim ki şurada gördüğüm dik üçgenle burada gördüğüm dik üçgen arasında bir bağıntı var. Yani benzerlik bağıntısı var. Dedim ki noktanın karşısı y, noktanın karşısı 9 hocam. Devam. Cızığın karşısı 4, cızığın, a, a, burada varmış. Cızığın karşısı y hocam. Yani y kare eşitse 36'ya y kaçtır? 6'dır. Hocam y 6 ise biz buranın tamamını buluruz. 9 6 daha 15. O da x'in cevabına eşit. Bir adım daha. Böylelikle bitti. Sıradaki adıma dur 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 dur. Önce testi gelsin diyorum. Testini çözelim. Dik üçgen benzerliği testini de çözelim. Bitsin. Hocam bir kere şuranın eş oldu. Daha doğrusu benzer olduğu gözüküyor değil mi? Açı açıdan. Hemen dalacağım çünkü. O tarafa dalacağım. Hatta burası x artı 3 ise. Hocam burası da x artı 3. Kabul. 3, 4 ne üçgeni var? 5 üçgeni var. Harikasın. Burası x artı 3 ise. 4'ü burada kullanırsan. X artı 3'ten 4'ü çıkarırsan. X eksi 1 kalmaz mı? Neresi? Burası. Şimdi başlayalım. Nokta cızık. Nokta cızık. Noktanın karşısı x eksi 1. Noktanın karşısı 3 hocam. Devam. Cızığın karşısı x artı 3. Cızığın karşısı 4 hocam. İçler dışlar çarpımı. 4x eksi 4. 3x artı 3. Bunu bu tarafa aldık. Bunu bu tarafa attık. x eşittir. 7. 7 mi? Bir dakika işlem hatası mı yaptık biraz daha acaba? 3 kere 3'ten 9 geldi. Aman neyim işlem hatası yaptık. Buradan 9 4 tane yapar. 13 yapar. Doğru cevap seçeneği. Aman dikkat ben yaptım sen yapma diyorum o hatayı. Anlaştık mı? Haydi gelsin bakalım sıradaki. İkinci sorumuz dördüncü adımımızda. 4 var. 2 var az önce anlattım. 1, 2, kök 5. Ama 2 kat katkı sayısıyla yazılıyor. 2 kök 5. Hocam burası x artı 2. Şurası x artı 2. Buraya ne kalır o halde? x artı 1 kalır hocam. Burası x artı 2. 4'ü gitti. Ne kaldı hocam buraya? X eksi 2 kaldı. Yine benzer şekilde yapacağım. Bak nokta çizik. Çizik 90 nokta. Baktım buraya ne var? Noktanın karşısında 4 var. Burada ne var? X artı 1 var. Çizığın karşısında 2 var. Çizığın karşısında X eksi 2 var hocam. İçler dışlar yapmayalım. Şunları sadeleştirelim. Şimdi yapalım. 2X eksi 4 eşitse eğer X artı 1'e x eşittir 5'tir derim. Doğru cevabı B seçeneğine bırakır. Artık yeter derim. Bu sende. Bu ellerden öper. Biraz biraz ödev bırakalım artık. Biraz ödev bırakalım. Ben farklı tipte soruda geleceğim. Hocam bunu da hallederiz. Halledersin. Bunu da yaparsın. Son iki soru benim. Az önce çözmüştüm Y'lisini. Ama yine çözeceğim. Bak şimdi. Şurası 4 benim. E buraya Y dersen burası da Y olur mu? Olur. Diyorum ki bak buradaki sarı üçgenle evet hocam şuradaki sarı üçgenler benzer. Neden? Burası 90 burası 90, burası çizik, burası nokta, burası çizik. Aynı şekilde burası da nokta açısı. Güzel. Şurası da y birim gör. Şurası da y birim. Noktanın karşısı y. Noktanın karşısı 1. Cizığın karşısı 4. Cizığın karşısı y hocam. Demek ki y'nin karesi 4 gelirse y'nin cevabı nedir? 2'dir hocam. Y'yi 2 bulursam şuraya da 2 yazarım. Şuraya da 2 yazarım. Bir karenin bir kenarının uzunluğu 6 birim. E burası da 6. 2 bir daha 3 yaptı. X'e 3 mü kalır? Tas tamam 3 kalır. Sadece 3 kalır hatta. Ve geldim dördüncü adımın son sorusuna. Şakir öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruyu yöneltiyor. ABC'de karesini çiziniz. Bir dakika bir tane bize kare lazım. Hemen karemi çiziyorum. Tamamdır. Kare oldu değil mi ya? Oldu herhalde. A B C D karesi. Bunu hallettik hocam. Ne diyor? E D C doğru parçası üzerinde bir tane E noktası seç diyor. Diyelim ki bir tane E noktası seçtim. F A B doğrusu üzerinde. Bu ne demek? Arkadaş, bak bu doğru böyle devam ediyor ya. Bunun üstünde bir yerde E noktası seçeceğim. Bir dakika nerede seçeceğim bilmiyorum bekliyorum. A e, F 90 derece olsun. A E F'nin 90 derece olabilmesi için nerede seçmem lazım zaten dışarıda seçmem lazım bu noktayı. Tamamdır bunu çektim. Bunu yaptım. DE kenarı EC'nin EC neresi? DE kenarı EC'nin 2 katı ve 8'e eşitmiş. Burası 8, burası 4 hocam. Bak bunu da bitirdik böylelikle. BF ne kadardır? Şurada X'i soruyor bize. Diyorum ki e, bu öglit sorusu hocam. Neden? Bak indir buradan dikmeyi. İndirdim hocam. Şurası 8 birim. Burası 4 birim. E şurası 12 birim. Niye? Dikten dik iniyor. Yükseklik 12 karenin bir kenarına eşit. 8 4 artı x. 12'nin karesi eşittir. 8 çarpı 4 artı x. Burası 144 yapar. Ya da 12 çarpı 12 yapayım. Bak daha kolay gelecek sana da. 12 çarpı 12 eşittir. 8 çarpı 4 artı x. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm gitti. 2'ye böldüm 6. 3 kere 6 18. x artı 4'e eşitse. X'in cevabı nedir? 14'tür. Nerede sen? Buradasın. BF 14 birimdir dedim. Vurduğum cevabı bir testi daha bitirdik. Geldik bir sonraki adıma. Beşinci adıma ve karede eşte. Aslında az önce yaptıklarımızdan hiç fark yok. Eğer 90 dereceleri aynı tarafa aynı kenara bakan üçgenler bulursan e, bunların da açıları birbirine eşitse dersin ki bunlar eş. İçinde çıkabildiği gibi dikkat et. Nerede de çıkabilir güzel arkadaşım? Ha, karenin dışında da çıkabilir. Hatta karenin etrafına sen bir tane daha kare çizersen etraftaki bütün üçgenler eş üçgenler çıkar. Bunu sorular üstünde ispatlayacağım. Bak mesela birinci soruya bakalım. 15 var. X var 8 var. Dur bir dakika. 90 var mı? Var hocam. Burası nokta burası cızık olsun mu? Olsun. O zaman burası cızık. Burası nokta olur mu? Olur. Bir kere açı 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 benzerliği var o yetmez. Hocam 90'ın karşısı karenin bir kenarı. 90'ın karşısı karenin bir kenarı. O zaman burada gördüğümüz sarı üçgenler birbirine eşittir. Noktanın karşısı 15 ise noktanın karşısı burada nedir? 15'tir. Yetmez. Ya hocam 15'i bulduk niye yetmiyor diyorsun. Şurada da 8 var. 8-15 ne üçgeni vardı? 8-15-17 üçgeni vardı. O zaman burası da ne geldi? 17 geldi. E hocam aynı şekilde bak çizgin karşısı burada 8. Çizgin karşısı burada kaç? 8. X'i bulmak için 15'ten 8'i çıkarırım hocam. Ne kaldı? 7 kaldı. Doğru cevap 7'dir. Peki yine geldim. Yine dedim. Hocam bak burası 90 derece. Hatta bu sefer açılara isim vereceğim. Alfa dedim. Beta dedim. Bak şurası da 90. Alfa dedim. Beta dedim. Burası da 90. Buraya da alfa dedim. Şimdi dikkatimi iki üçgenin çekmesi lazım bu tip soruda. Ne var? Sarı üçgen var. Ne var? Sarı üçgen var. Peki bu sarı üçgenlerin ortak bir kenarları var mı? Bak alfa açısı karenin bir kenarına bakıyor. Alfa açısı karenin bir kenarına bakıyor. Bu da 8. Bir kere demek ki bu üçgenler nasıl üçgenler? Eş üçgenler. 90'ın karşısı 10'sa 90'ın karşısı 11. E burası 8 ise buraya ne kalır? 6 kalır. E tamamı 8'di. Buraya ne kalır? 2 kalır. X'in cevabı 2'dir dedim. Yine harika bir soruyu geride bıraktım. Hani az önce dedim ya karenin etrafına kare çizersen eş Üçgenler elde edersin. Ne demek istediğimi ispatlayalım. Nokta, alfa, beta. Hocam burası yine 90 mıdır? E 90'dan dolayı burası alfa, burası 90 derece. Buraya ne kalır? Beta kalır. 90'dan ötürü bu tarafa alfa, bu tarafa beta. Tabii ki burası 90 derece, burası da 90 derece. Şurası da alfa birim, şurası da beta birim. Arkadaş buradaki sarı üçgenin hipotenüsü kim? İçerideki karenin bir kenarı. Buradaki sarı üçgenin hipotenüsü kim? İçerideki karenin bir kenarı. Buradaki sarı üçgenin bir kenarı kim? İçerideki karenin bir kenarı. Buradaki sarı üçgenin hipotenüsü kim? İçerideki karenin bir kenarı ya. Yani bunların her biri bir kere x'e. Hocam alfanın karşısında 12 varsa burada alfanın karşısında kim vardır? 12. 5, 12 ne üçgeni var? Tas tamam 13. Vurdum cevabı 13'e. Güzel. Çok güzel bir soruyu bitirdim. Şimdi bir de şuna bakalım. Burada nerede eşlik gelebilir ya da benzerlik gelebilir? Birlikte arayalım. Şekildeki karede AF kaç birimdir? Yani bana nereyi istiyorsun hocam? Burayı istiyorsun. Burada ne yapacağız? Hocam hiçbir şey yok. 7 var, 8 var ama eş çıkabilecek üçgenler yok. Şimdi eş üçgen için sana hep dik üçgen gerekiyor, değil mi? Bak çok enteresan bir uzatma yapacağım. Hatta böyle nokta nokta yapayım istersen daha belirgin olsun. Şöyle seçelim bir dakika. Çizik çiziyi seçtim. Şimdi dedim ki bak bunu bir uzattım. Tamam. Bunu da uzattım. Dışarıda bir yerde dik üçgeni denk getirdim. Niye böyle yaptın hocam? Şimdi anlayacaksın. Burada da 90 var mı? Var. Eğer burası alfa ise burası beta mıdır? Burası 90 ise burası alfa mıdır? Burası alfa burası 90 ise burası beta mıdır? Evet. Bizim bu dışarıdaki dik üçgenin hipotenüsü l buradaki dışarıdaki dik üçgenin hipotenüsleri birbirinin aynısı mı? Aslında hani bak ben bunu tamamlasam dışarıda karenin dışına kare çizmiş oluyor. Hatırla az önceki sorunun silinmiş hali gibi düşün. Tamam hocam onu düşündüm. E bunlar eş üçgenler. Alfanın karşısı 8 ise alfanın karşısı burada kaç birimdir? 8 birimdir. Beta pardon alfanın karşısı 8. Ha, betanın karşısı burada 7 ise burada da 7 birimdir hocam. E şimdi kocaman üçgene bakmanı istiyorum. Bak kocaman yeşil üçgene bak diğerlerini siliyorum şuraları. Bu kocaman yeşil üçgende 8, 15 ne üçgeni vardır? 17 üçgeni. Doğru cevap E seçeneğidir dedim. Vurduğum cevabı E seçeneğine. 6. adıma artık karede alan soruları çözeceğiz. Ama çözmeden önce hemen buradaki 5. adım sorularını da bitirelim. Olayı tamamen ön, kökünden halledelim. Şimdi 90 derece var. 90 derece var. Açılar eşit birbirinde. O zaman diyorum ki eşitliği hemen gözümle gösterdim eş üçgenler, hipotenüsleri de birbirine eşit olduğu için. Hocam nokta çizgi nokta çizgi çizginin karşısı 8 birim. Çizginin karşısı 8 birim. 6 8 10 üçgeni 6 8 10 üçgeni. Yapıştırdık. Marmadan anlaşılmayan bir şey. Sıkıntı yok. Devam o zaman. Hızla hızla artık son ders bitirelim. Şekildeki karede x kaç santimetredir? Baktım 5 var. Hipotenüsler yine nereye bakıyor? Karenin bir kenarına bakıyor. Belli ki bunların açılarının eşitliğini gösterirsem bu soru biter abi. Tamam. Cızın karşısı kaç? 5. Cızın karşısı kaç olur? 5. Noktanın karşısı kaç? Burada 12 ise burada da 12. E 7, 5 daha 12 olacağına göre x 7'dir hocam. Burada ne yapmıştık hatırla? Yine çok benzerini çözmüştük. Demiştik ki burası 90. Burası nokta. Cızgı nokta. Cızgı nokta. Burası da 90 derece. Güzel. O zaman dedik ki acaba bunlar eş üçgenler olur mu bir bakalım. Şöyle baktık. Nokta buradaki karenin bir kenarına bakıyor. Yine sarı üçgende aldım sarı üçgenimi. Nokta neredesin nokta buradasın. Karenin bir kenarına bakıyor. Güzel yakaladık. Bunlar eş üçgenler. 90'ın karşısı 13 ise burada da 90'ın karşısı ne çıkacak bir kere? %100 13 çıkacak. Hocam karenin bir kenarı verilmiş. 12. E burası nedir? 5, 12, 13 üçgeni 5. Hocam tamamı 12 idi. 12'den 5 çıktı. Cevaba ne kaldı? 7 kaldı. Böylelikle 3. soru bitti. Bu soru yine enteresan bir soru tarzı. Bak hani dışarıdan üçgen oluşturma sorusu. İzle bak. Nereden geliyorum? Buradan geliyorum yine. Buradan geldim. Burada dik üçgen oluşturdum. Niye? Çünkü şu açılar birbirini tutsun diye. Bak alfa 90, beta, beta şurası alfa. 90 nereye bakıyor? Bu kenara. 90 nereye bakıyor? Bu kenara. E bunlar karenin kenarları. O zaman bu üçgenler eş üçgenler hocam. Sarı yeşil üçgenler eş üçgenlerdir. Beta'nın karşısı 5, beta'nın karşısı 5. Alfa'nın karşısı 7, alfa'nın karşısı 7. 5 7 daha özel bir üçgen yok ama 5, 12 ne üçgeni var? Büyük düşün büyük. Şöyle düşün bak buradaki büyük dik üçgeni görmen lazım. Onu göremezsen çözemezsin. 5, 12, 13 üçgenidir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik yine iç içe üçgen sorusuna. Bak yine 90, 90, 90, 90 var. Ve 90'lar her seferinde nereye bakıyor? Karenin ortak kenarlarına bakıyorlar. O zaman bu üçgenlerin her biri eş üçgenlerdir. Şuraya 10 yaz yaz yalnız. Tamam. Peki hocam buradaki 2'den nasıl hesap soracağız? Yani nasıl yapacağız? Şuraya da 2 yazabilir miyim? Yazarsın hocam. Şuraya M, m yazarsam şuradan şurası M artı 2 olur ya otomatikman buradan burası da M artı 2 olması gerekmiyor mu hocam? Mantıken olması gerekiyor değil mi? Çünkü burası nokta, burası çizgi burası nokta, burası çizgi. Noktanın karşısı M artı 2 ise burada da noktanın karşısı M artı 2'dir burasıdır. Hocam çizginin karşısı burada M'ye tekabül ediyor. O zaman bu da M'dir. Yani x ile m birbirine eşittir. Buraya x yazarım. Peki burada özel bir dik üçgen elde ettik mi? Ve bu x'in karesi artı x artı 2'nin karesi 10'un karesine eşit olmak zorunda mı? Uzun uzun denklem çözme bana öyle yapma. De ki hocam x yerine 6 verirsem 6 8 10. E o zaman x eşittir. 6 mı? Haydi uyan kendine gel. Hadi ya bitirelim ya yapma böyle ya son bölümdeyiz artık. A, B, C, dekarisi karesi şeklindeki kartondan. D ve A köşelerinden birbirine dik olacak şekilde sırasıyla D, e, A, E şekil birdeki gibi kesiliyor. Kestik attık. Hatta kesilmiş hali burada var ya. Gidelim onu kendi yerine geri yapıştıralım. Kesildi katlandı hepsini geri yapıştır. Daha sonra A, E, D üçkine. A, D, D, gelecek şekilde düzlemde şekil 2'deki gibi yapıştırıldı. E, D, C, 60 derece. EDC. Şurayı verdin sen bana 60 derece. Hocam bağırıyor zor diyor ki burası da 30 derece. Hatta burası 90 derece olduğu için hocam burası 60 derece. Hocam bağırıyor soru diyor ki biz bunu diyor buraya yapıştırdığımıza göre burası 30 derecedir. E açısı 90 derecedir. Burası 60 derecedir hocam. Bunları da yakaladık. Bravo. Diyor ki a e üssü yani şuradan kastım diyor sana kök 6 birimdir. Bu da tamam. Ha, burası 90 derece bu arada onu da yakaladık orada. Karenin çevresi kaç birimdir? Karenin bir kenarına ulaştık mı bu soru çözülür. Arkadaş. Aslında ben bu doğruyu buradan alıp buraya taşımıyor muyum? O zaman burada ikiz kenar bir de dikliği bulduğuma göre ikiz kenar dik üçgen yok mu? E var. Varsa ne yaparsın? Kök altıyı kök ikiye bölersin dersin ki hocam demek ki dik kenarın biri kök üç diğeri de kök üç. Söyle bana 60'ın karşısı kök üçse 30'un karşısı nedir? Birdir. Tabii ki 90'ın karşısı 2'dir. E 90'ın karşısı 2 ise karenin bir kenarı 2. Biz çevreyi soruyoruz çevre 4 çarpı 2'den 8 gelmelidir. Doğru cevap. C seçeneğidir. 6. soru biter. Alan sorularına geldik. Kare. Ya dikdörtgende ne anlattım? Dedim ki köşegenler alanlara eşit böler. A a a a bitti. Ne dedim? Dedim ki biz şurada iki köşeden bir de yukarıdaki tepe noktasını seçersek bir üçgen oluşmuyor mu burada? Evet. Bu üçgenin alanı kalan parçaların alanları toplamına. Bu üçgenin alanı karenin alanının yarısına eşittir. Yine güzel herhangi bir dörtgenin içerisinde seçilen bir noktadan köşegenler birleştirildiğinde oluşan alanlar için ne demiştik? Karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşittir. Bunu anlattık hatırla. Hocam içerideki B'yi çıkartırsak geriye ne kalır? Tamamı A, A kare. B'yi çıkartırsam B kare, A kare eksi B kare de saralı alanlar. Gayet kolay. Şimdi bu kuralların hepsi daha önce anlatıldığı ispatları yapıldığı için direkt buraya gelebilirim. Hatta yine yamuğu göstereceğim sana. Bak A var, 12 var, 30 var. A'yı bulacağız. Hocam burası B alanıysa burası da B alanı. Neden? Nedenini hatırlamıyorsan kaplumbağa deden demeyeceğim ama en azından yamuğu görmeni sağlayacağım. Bak yamuğu gördün. Ha Dedin ki bu yamuktu hocam. Bizim zaten bunlar birbirine eşittir. Şimdi onları bir silelim. Onlarla işim yok benim artık. Diyorum ki bak burası karenin tam yarısıdır. A artı B artı 12 var o tarafta. Karşıda da B artı 30 var. Bir kere B'lerle işimiz yok. Bizim A'larla işimiz var. A'ya da geriye kaç kaldı? 18 birim kare. Vurdum 18'e geçtim yenisine. Hocam 15 var. Tamam. Burada A var. Tamam. Bir kenar uzunluğu kaç? 8. Ya arkadaş o ee, şurası 15, 75, 90 üçgeni değil mi? Otomatikman taban uzunluğunun dörtte biri midir yükseklik? 2. 8 çarpı 2 bölü 2'den biz buranın alanını kaç birim kare buluruz? 8. E 1 kenarı 8. 8 kere 8 64. 64'ten 8'i yani şuradaki üçgenin alanını çıkarırsam istediğim alanı bulurum. Şuradan 4 4 8 58 pardon. 58 kalmıyor. 2 56 birim kare kalıyor ki istenen taralı alan 56 birim karedir. Hocam bunu nasıl çözeceğiz? Burada sadece 90 var. Başka ne yapabiliriz? Diyorsun değil mi? Ama bak dikkatle bakıyorsun soruya. Hocam burada 90 var. Bu bir nedir? karedir. Güzel. Burada ne yapıyorum? Direkt buradan dikmeye atıyorum. Neden? İzle beni. Burası 90 mı? Evet. Eğer bu alfa açısıysa bu da beta mıdır? Tamam hocam. E buraya ne kaldı? Beta kaldı. Buraya ne kaldı? Alfa kaldı. Şimdi söyle bana buradaki sarı üçgenin hipotenüsü karenin bir kenarına. Şuradaki sarı üçgenin hipotenüsü karenin bir kenarına bakıyor mu? Bakıyor hocam. O zaman dersin ki hocam bu üçgenler birbirine eşittir. Alfanın karşısı 8 Burada da alfanın karşısı 8'dir. Şimdi bak bu üçgenin tabanı yukarıdaki A üçgeninin tabanı kim? Burası. Taban 8. Yüksekliği kim dikinmiştik? 8. Alan istiyorsan böyle 2. 4 kere 8. 32'dir dedim. Harika soruydu yalnız ha. Bitmedi. Devam ediyoruz test sorularıyla. Hocam bunu nasıl çözeceğiz? Şekildeki karede A kaç birim karedir diyor. Hocam burada ne yapacağız? Bak şimdi olaya bak olaya. Hocam buradan burasını çekmişim ya. Neymiş bu? A artı 5 birim kare. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ya buradan buraya da çeksen tabanlar birbirine eşit olduğu için burası da aslında A artı 5 birim kare olacaktı. Yani otomatikman karenin yarısının alanı. Yani aynı kareyi desem ki gel bir daha çizelim kardeş. Çizdim. Aynı karenin içerisinde köşegeni çekelim. Çektim. 2 tane A artı 10 yazar mıyız? Yazamaz mıydım? Yazardık hocam. Güzel. Bu kenarda dursun. Şimdi diyorum ki arkadaş şu noktayı buraya taşıyamaz mıyım? Taşırım. O noktayı aldım oraya taşıdım. E A artı 20 gelmez mi oradan da? Gelir. E A artı 20 alan yani buradaki noktayla buradaki nokta taban değişmedi, yükseklik değişmediği için alan taşıma yaparım. A artı 20'yi buraya yazan yani karenin yarısı desem mükemmel. 2 A artı 10 cevabı A artı 20'ye eşitse A'nın cevabı tas tamam 10'dur dedim. Bir soruyu bitirdim. Geldim diğerine. Hocam Öglit bağırıyor. Alana geleceğiz sonra. Ama Öglit'i görelim önce. Öglit'e baktım. Burası 4. 4'ün karesi 16. 2 kere 8 16. Burası 8 hocam. Peki. Söyle bakalım. Şurası 8. 2 daha burası ne yaptı? 10 yaptı. Burası ne yaptı? 10 yaptı. Güzel. Aynı şekilde 8 2 burası ne yaptı? 10 yaptı. Biz A artı B'nin toplamını arıyorduk. Güzel. Hocam ne yapalım o zaman? Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani şunu yapalım mı? Ne dersin? Bak. Şuradan bir tane dikme attım. Şurası 8. Buradan bir tane dikme attım. Burası 2. Taban 10 yükseklik 8. 10 çarpı 8 bölü 2 artı. Taban 10 yükseklik 2. 10 çarpı 2 bölü 2. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Burada 4 kaldı. 40 artı 10'dan cevabım nedir dedim. Tas tamam 50'dir. A artı B'yi istiyordu. A B'yi buldum ben. Son bir soru daha kaldı burada. Üçüncü soru. Bir bakalım buna sonra artık gerçekten ayrılık vaktine. Kampın son sorularını çözeceğiz seninle birlikte. Hocam bizden A'nın alanını istiyor. Peki ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. ABC'de bir kare tamamdır. Şuraya nokta koysam. Şurası alfa olsa. Şurası beta olsa. Şurası alfa olsa. Burası 90 olur. Burası da ne olur? Beta olur. Beta'nın karşısında 6 var. Beta'nın karşısında 3 var. Hocam eğer ben buraya x dersem alfanın karşısında buradaki alfa onun 2 katı olur. Yalnız burası karenin bir kenarı. Burası da karenin bir kenarı. Yani 2x 6 artı x'e. X'in cevabı neye eşit? 6'ya. Burası da 6. Demek ki karenin bir kenarın uzunluğu neymiş? 12 birimmiş. Güzel onu bulduk. Hatta hatta şurayı da 12 yazalım. Şurada alan bulalım. 12 çarpı 6 bölü 2'den şunlar gitti. 6 kere 6'dan ne kaldı? 36. Hocam 36 buranın alanı. Bir de şuranın alanını bulalım. 6 çarpı 3 bölü 2'den şunlar gitti. Geriye ne kaldı? 9. 9 buranın alanı. E 36 9 daha ne yapar? 45 yapar. 12'nin karesi ne yapar? 144 yapar. Geriye ne kalır? Tas tamam 99 kalır ki geriye kalan alan A'nın alanıdır. Ve gönder gelsin son kez artık karede 6. adımda kitabın son testindeyiz. Gerçi son test desem yalan olur. Birlikte çözeceğimiz son test. Çünkü kitabın en son sayfasında dört tane e, neyle ilgili testimiz vardı? Bu çokgenlerle ilgili testlerimiz var. Bunu da kesinlikle çözüp kitabı öyle bitirmelisin tamam mı? Şimdi gel bakalım. Hocam dedin ki kelebeğin kanatları birbirine eşittir. B'de B. Burası karenin alanının yarısı. 24 artı B. A artı B artı 14 eşit. B'ler gitti. E, 14'ü karşıya attım. A'ya ne kaldı? Tas tamam 10 kaldı. Cevabımız 10 o halde. Aynen öyle. Bunu bak az önce çözdüm. Enteresan bir çözüm vardı hatırla. Dikme atıp çözüyorduk. Bak şuradan dikme at bu doğruya. Attım hocam. Şuraya al. Bir dakika oradan atınca. Şuradaki dik üçgeni kullanalım biz. Burada da dik üçgen var. Şuraya alfa dedim hocam. Tamam. Şur Ama orası beta olmaz ki. Oradan atmayalım o zaman. Oradan işe yaramadı. Yanlış yerden attık. Nereden atalım? Bak şu şuradan atalım. Tamam güzel yerden attık. Dedim ki hocam burası 90. Şurası alfa, şurası beta. Kabul mü? Hocam o zaman burası beta, burası alfa olmaz mı? Olur hocam. Buradaki 90 nereye bakıyor hipotenüs? Tabii ki karenin bir kenarına. Buradaki 90 da hipotenüs olarak nereye bakıyor? Karenin bir kenarına. O zaman buradaki sarı üçgen ne? Buradaki sarı üçgen birbirine eş üçgenler. Alfanın karşısı burada 6 ise burada da 6. E burası bir dik üçgen daha doğrusu artık yüksekliği ve tabanı bilinen bir üçgen 6 çarpı 6 bölü 2 şurada kaldı 3 3 kere 6'dan ne geldi 18 A'nın alanıdır dedim güzel bir soruydu yine 15 75 gördüm hocam diyorsan yapıştır şuraya 15'i o 75'i hocam karenin bir kenarı 12 o da tamam yüksekliğe geçiş yapmak istiyorum ne demiştik 15 75 üçgeninde hipotenüsün dörtte biri nedir 3 Artık yükseklikte belli 3. Biz A yani kalan alanı istiyoruz. O zaman buradaki dik üçgenin alanını bulalım. 12 çarpı 3 bölü 2'den. Şuradan 6 geldi. 3 kere 6'dan 18. 18 buranın alanı. E 12 karenin bir kenarıysa alanı 144. E 18'ini düş bakalım. Buradan ne kaldı? 6 kaldı. Buradan ne kaldı? 2 kaldı. 126 ile doğru cevap B seçeneğidir dedim. Son 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 son. Aa burada hatta 6 tane soru yok. Normalde hep 6 soru denk geliyordu. Burada 5 soru var. Artık son testte de böyle gelmiş diyelim. Az önce benzerini çözdük. Dedik ki hocam bunu buradan çekerim. Burası A artı 4 ise burası da A artı 4'tür. Yani aynı kareyi ben yan yana çizecek olsam. Desem ki hocam bize bir köşegen çiz. Karenin tam yarısının alanını bul. 2A artı 8. Kabul mü? Şimdi sonrasında dedik ki Hocam bu noktayı buraya taşırsam eğer biz şöyle bir üçgen elde ederiz ve şuradaki sarıyla turuncu daha da kırmızı yerin toplamı yine bu üçgenin alanına eşittir. E üçgende karenin alanının yarısı a artı 16'dır. Otomatikman elimizde a artı 8 eşittir. A artı 16 gibi değer kaldı. A'nın cevabı 8 geldi. Doğru cevap D seçeneğidir dedim. Vurdum cevabı Denizli seçeneğine. V, 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 V. Her ayrılık üzünlüdür. İşte o ayrılık şarkısı. A, B, karesi biçimindeki bahçe. Ve bu bahçe içinde çiçek ekilecek. E, F, C, H karesi biçiminde alan gösterilmiş. Tamamdır hocam. İçeride de alan var. Bu bahçede sarı boyalı alana, papatya, mavi boyalı alana gül ekilecek. Sarı boyalı alan, mavi boyalı alan. Bir dakika dur. Hocam mavinin alanı, sarıların alanları toplamına eşittir. Hatta bu karenin alanının yarısı mavi, yarısı sarıdır diyebilmelisin çiçek ekilecek alan dışındaki alan boş kalacaktır. Yani şuradaki yeşillik alan boş kalacak. Bahçede papatya da ekilecek alanın tamamı 32 metrekare. Papatya alanı sarı bölgeye ekiliyordu. Yani bu karenin içerideki karenin alanının yarısı neymiş? 32'miş. Şuraya da 32 yazarım. Şu ikisinin toplamına da 32 yazarım. Doğru mu? Doğrudur hocam. Ve boş kalan alandan 4 metrekare eksik olduğuna göre. Şimdi 4 metrekare eksikse boş kalan alan nedir hocam? E ee, 32 burasıydı. O zaman boş kalan alan 36 metrekaredir. 36'yı aldım. İçeride 32 burası var. E ee, bir 32 de burası var. Bunların hepsini toplarsam neyi elde etmem gerekiyor benim mantıken? Hocam bahçenin tamamının alanını elde etmem gerekiyor. Doğru mudur? E ee, hadi gel bakalım. 36, 6 daha 8. 2 tane yaptı 10. 9 ne yaptı? 100. Bir dakika ya. 100 büyük karenin alanı. O zaman bir kenarı nedir? 10'dur. Çünkü 10'un karesi 100. O zaman burayı ne bulduk? 10 metre bulduk. Peki buna göre bahçenin çevresi ne kadardır diyor. 10'u 4'le çarp tas tamam 40 metredir dedim. Ve 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 artık o kamp sayfasını açmamız lazım. Hemen 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 hemen, hemen kamp sayfasını getiriyorum karşına. Haydi bakalım ne yaptık seninle birlikte çok uzun bir yolculuğa çıktık aylardır devam eden iki buçuk iki ayı buldu herhalde sıfırdan geometri kampında birinci gün ikinci gün üçüncü dördüncü beşinci altıncı onuncu yirminci derken seninle birlikte kampın son günü 35. güne geldik sıfırdan geometri kampını birlikte bitirdik ey güzel arkadaşım her ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız hüzünlü olmadı olmayacak. Bizim ayrılıklarımızda bir ders tıpkı şimdi olduğu gibi. Bizim ayrılıklarımızda bir konu. Karenin şimdi bittiği gibi. Bizim ayrılıklarımızın sonunda bir kamp. 35. gününde şimdi olduğu gibi. Ve bizim ayrılıklarımızda bir kitap biter. Sıfırdan geometri kampı bitmiştir. Geometri kamplarında farklı bir matematik kampında ya da belki de üniversitenin kapısında bir gün görüşmek dileğiyle. Kendine çok çok iyi bak. Kocaman öpüyorum seni ve seni gerçekten alkışlıyorum güzel arkadaşım. Gerçekten bu alkışları hak ettin diyorum. Çünkü sen azmettin 35 günlük sıfırdan geometrik kampı bitirdin. Bir sonrakinde görüşene kadar. Bunu hep buradan söyledim. Yine söyleyeceğim. Gönülden ama gerçekten derinlerden. Seni çok ama çok seviyorum. Hoş kal, hoşça kal. Hoşçakal.